Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerle yangın algılama ve alarm sistemlerinde kullanılan kabloların seçimi, kablo tesisatları ve hat koruması üzerine konuşuyor olacağız. Öncelikle devreyi soracak olursak, devre nedir sorusuyla başlayacak olursak, devre EN54'de 14 standardının 3. maddesinde terimler ve tarifler başlığı altında tarifleniyor. Diyor ki birbirine bağlı kablo, bileşen ve elemanlardan meydana gelen kontrol ve gösterge cihazlarında sonlanan yangın algılama ve yangın alarm sisteminin diğer bölümlerine olan bağlantısı sadece kontrol ve gösterge cihazları üzerinden olan ve kontrol gösterge cihazları ile kontrol edilen kademe şeklinde tanımlanıyor. Aslında devre dediğimiz şey kablo ile birbirine bağlı cihaz üzerinde cihaz bulunan ve tek bir hat oluşturan bölge tanımı. Her bir devre sistemin diğer bölümlerinden bağımsızdır. Bağlantı kabloları devre üzerindeki cihaz ya da cihazlar izleme ve kontrol cihazları ile yönetilir. Ekranda bir yangın algılama ve alarm sisteminde devre üzerinde kullanılan temel bileşenleri görüyoruz. Yani cihazları, dedektörleri, butonları, sirenleri görüyoruz. Oluşabilecek doğal ya da beşeri hataların bütün sistemi etkilemesinin önüne geçmek amaçlı standarda göre sistemin devrelere bölünerek kontrol edilmesi gerekiyor. Bir önceki slaytta yaptığımız girişten sonra kablolarla ilgili durumu tek kelimeyle açacak olursak bir yangın algılama ve alarm sisteminde siren, flaşör, flaşörlü siren gibi sinyalin süreklilik arz etmesi gereken durumlarda bağlayacağımız kablonun yangına dayanıklı kablo olması gerekiyor. Ki birazdan bunun hangi maddede geçtiğini de söyleyeceğiz. Sadece dedektör buton gibi giriş cihazlarına bağlanacak kabloların ise yangına dayanıklı olma zorunluluğu yoktur. Birazdan inceleyecek olduğumuz standardın önerisine göre de kabloların yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı olması gerekmektedir. Standartta EN54-14 standardında 6.12. maddede kablolarla ilgili bilgiler veriyor. İşte kablolar, kablo tipleri, yangına karşı koruma diye. Kablo tipleriyle ilgili şöyle bir bilgi veriyor standartta. Kablolar teçhizat imalatçısının ya da tedarikçisinin belirttiği şartlara uygun olmalıdır. Akım taşıma kapasitesine ve veri sinyallerinin zayıflamasına özellikle dikkat edilmelidir. Mümkün olan yerlerde kablolar yangın riski düşük olan alanlardan geçirilmelidir. Eğer kabloların başka yerlerden geçirilmesi gerekiyorsa ve bu kablolarda meydana gelebilecek arızalar birazdan sayacaklarımızı engelliyorsa ya yangına karşı dayanıklı kablolar kullanılmalıdır ya da kablolar yangına karşı korunmalıdır. Peki hangi durumlarda bunu yapmamız gerekiyor? Bir algılama sinyalinin kontrol ve gösterge teçhizat tarafından alınması, kontrol ve gösterge teçhizatına bağlı yangın alarm butonundan sinyal alınması, alarm cihazlarının çalışması, yangın algılama sisteminden gelen sinyallerin yangından korunma teçhizatının kontrolü tarafından alınması, yangın algılama sisteminden gelen sinyallerin yangın alarmı yönlendirme teçhizatı tarafından alınması, yangın algılama sisteminden ve sesli tahliye sisteminden gelen sinyallerin alınması. Bu durumlarda yangına dayanıklı kablolar kullanılmalıdır. Standarda göre EN50200-2015 standardına göre test edildiğinde pH-30 sınıflandırmasını ve ayrıca bu standardın ek E'sine göre test edildiğinde de 30 dakikalık hayatta kalma süresini sağlamalıdır. Yangının sonuçları ve yangın algılama alarm sisteminin hedefini tehlikeye atmaması gerekiyor. Birazdan söyleyeceğimiz alt maddeler bu amaca ulaşmak için tavsiyeler veriyor bize. Ya kablolar binanın yapısı içinde gömülerek korunabilir, metal ya da koruyucu plastikten kabloların, kanalların ya da kanalların içine döşenerek korunabilir. Ya da yangın algılama ve alarm sistemi için kullanılan kablolar diğer kablolardan en az yarım metre ayrılmalıdır. Kablolar sadece otomatik yangın algılama ile korunan alanlara monte edilmelidir. Bu gereksinimlere ek olarak da sinyal yolları devre kablolarıyla bağlanırsa eğer en azından algılama bölgesi sınırında bulunan yangın alarm butonları, algılama ve alarm işlevleri aynı bölgede bulunan izolatörler tarafından korunması ve böylece 6.2.2.1. maddede sağlanan şartların yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
Yine kablolarla ilgili EN54-14 standardında geçen bazı maddeler var. Radyo bağlantılı sistemlerle ilgili. Burada da kablolara benzer olarak radyo bağlantılı bileşenler sinyallerin güvenilir iletimi için tüm ortama dayanır. Birçok faktörden etkilenebilecek yeterli sinyal gücü olduğundan emin olunmalıdır. Örnek verecek olursak işte yapısal elemanlar, elektronik cihazlar, ortamdaki herhangi bir metal işi radyo bağlantılı her bir bileşene iletim yolu üzerinden önemli bir etkiye sahip olabilir. İşletim alma sırasında ve uzak anten de dahil olmak üzere tüm ekipmanları kurduktan sonra radyo verisine ilişkin aşağıdaki kayıtlar kaydedilmelidir. Neler bu kayıtlar? Aynı sıklıkta benzer sistemlerden parazit olasılığını önlemek için mümkün olduğunda benzersiz olması gereken sistem kodlaması, alıcı birimlerin her birinden ya da birinden alınan sinyallerin detayları, bu veriler tüm radyo cihazlarını ve arka plandaki gürültü seviyesine ilişkin sinyal seviyelerini ve bu sinyal seviyelerinin de üreticinin tavsiyelerine uygun olduğunun teyit edilmesi gerekir. Yani aslında şunu söylemek istiyor burada. Tüm sistemler, kablo üzerinden çalışan tüm sistemler birbirini etkiler. Ancak bu etkinin sistemlerin çalışmasını engellememesi gerekiyor. Bu etkinin bu anlamda sınırlandırılması gerekiyor diyor EN54-14 standardı. Bir de işin yönetmelik tarafı var ki yangın yönetmeliği, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ülkemizde yürürlükte olan bir yönetmelik. Yönetmelikte EN54-14 standardına da atıfta bulunulduğu için biz yangın algılama sistemi projelendirirken aslında hem standardı hem yönetmeliği baz alıyoruz. 2007 yılının Haziran ayında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri İnşaat Makine Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde kabloların hangi mahallelerde yangına dayanıklı ve halojenden arındırılmış olması gerektiğine değinilmiştir. Şöyle der burada, insanların yoğun bulunduğu, paniğin yaşanabileceği tüm yapılar ve yüksek katlı binalar, hastaneler, tiyatrolar, okullar, sinemalar gibi toplu eğitici ve eğlendirici mekanlar, AVM'ler, bilgi işlem merkezleri, tüneller, maden ocakları, fabrikalar ve bunun gibi yapı ve yerlerde kabloların alev almaz, yangına dayanıklı ve gerekli dielektrik özelliğini sağlayan halojensiz kablo kanalları, boruları ve bağlantı kanalları, bağlantı elemanları kullanılacaktır diyor kablolarla ilgili. Bunun yanı sıra dedik ki işte EN54-14 standardına yangın yönetmeliğinde atıfta bulunulduğu için biz bu standardı kullanıyoruz. Hangi maddede atıfta bulunuluyor? Yönetmeliğin 74. maddesinde EN54-14 standardına atıfta bulunuluyor. Şöyle diyor 74. maddenin 1. bölümünde. Yangın uyarı sistemi, yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını yerine getiren komple bir sistemdir. Bu yüzden de yangın algılama sisteminin ve parçalarının EN54'e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, test edilmesi ve işletilmesi şarttır. Yani biz aslında yönetmelik standardı atıfta bulunduğu için yangın algılama sistemi projelendirirken, işletirken, uygularken hem EN54-14'ü kullanıyoruz hem de yangın yönetmeliğini kullanıyoruz. Ve yönetmelik devamında şöyle bir bilgi de veriyor bize. Yangın uyarı sistemini oluşturan bütün kabloların ve uzak kontrol ve denetim merkezlerini iletişim maksadıyla kullanılan bütün hatların hat kopuk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulması gereklidir diyor. Yani bizim aslında bütün sistemi santral üzerinden hat kopuk, toprak kaçağı ve kısa devre durumlarına karşı izlememiz ve kontrol etmemiz gerekiyor. 83. maddede de yönetmelik bize şu bilgiyi veriyor. Yangın sisteminde hangi noktalarda yangına dayanıklı kablo kullanmalıyım, hangi noktalarda bu bir zorunluluk değil. Diyor ki bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken yangın kontrol panellerinden sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi ve hoparlörlere, acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının, bunun yanı sıra itfaiye ve yangınla mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina içindeki kısımlarının, ana yangın kontrol paneli ile tekrarlayıcı panellerin birbiri arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının ve son olarak da bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır diyor. EN54-14 standartını hatırlayacak olursak konunun başında bizden 30 dakikalık bir dayanım süresi istemişti.
Ancak yangın yönetmeliği 60 dakikalık bir dayanım süresi istediği için biz daha yüksek olan bu süreyi baz alıyoruz ve kullandığımız kabloların, bu sistemlerde kullandığımız kabloların yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı olması gerekiyor. Ve yönetmelik şunu da söylüyor: yangına karşı dayanıklı olması gereken kabloların İngiliz standartlara uygun olarak deneye tabi tutulmuş ve sertifikalı olması gerekli diyor. Şöyle bir bilgi de veriyor yönetmelik devamında. Bir yangının algılanmasından sonra uzun süre çalışır durumda kalması gerekli olmayan yangın uyarı butonlarında, algılayıcılarda ve yangın kontrol panelleri arasındaki kablolarda ve enerjisi kesildiğinde tehlikeli bir durum oluşmayan elektromanyetik kapı tutuculara ve benzeri cihazlara giden kablolarda yangına dayanıklılık özelliği aranmayı bilir diyor. Burayı tekrar edecek olursak, bir yangın algılamasından sonra uzun süre çalışması gerekli olmayan butonlarda, dedektörlerde ve enerjisi kesildiğinde tehlikeli bir durum oluşmayan, örnek verecek olursak elektromanyetik kapı tutuculara giden kablolarda yangına dayanıklılık özelliği aranmayabilir diyor. Ve şöyle bir bilgi veriyor yönetmelik: yangın alarm sistemi kablolarının sistemin sağlıklı ve güvenilir çalışmasını sağlayacak şekilde yangın algılama, kontrol ve uyarı ekipmanlarının üreticilerinin spesifikasyonlarına uygun tipte olması ve elektriksel görüntü benzeri etkilerden korunacak şekilde diğer sistemlerden ve enerji taşıyan kablolardan da ayrılarak tesis edilmesi gerekli diyor. Yani aslında şunu söylüyor bize yönetmelik: eğer siz sadece hattınızı, giriş cihazı kullanıyorsanız, yani nedir bu? Dedektördür, butondur. Bu noktada bu cihazlar arasındaki kablo yangına dayanıklı olmayabilir diyor. Ama hattımızda bir tane bile çıkış cihazı varsa, siren, işte siren kontrol modülü, röle modülü gibi dışarıya bilgi aktaran cihaz varsa, o zaman kullanacağımız kabloların mutlaka ve mutlaka yangına dayanıklı olması gerekiyor. Kabloların tanımlarına bakacak olursak, mevzuat içerisinde halojenden arındırılmış, alev iletmeyen, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu gibi birçok kavram karşımıza çıkıyor. Bu kavramları biraz daha açacak olursak, kablolarda daha çok PVC esaslı izolasyon malzemeleri kullanılıyor. PVC içerikli yapı malzemelerin yanması neticesinde de ortaya karbon monoksit ve hidroklorik dediğimiz bir gaz türü ortaya çıkıyor. Ve bu gazlar zehirli gazlar, insan yaşamını tehdit eden gazlar. Bu sebeple de can güvenliği açısından elektrik tesisatlarında kullanılan kabloların birazdan sayacağımız özellikleri barındırması gerekiyor. Nedir bunlar? Alev geciktirici özellikte olması gerekiyor. Yani yangın kaynağı ortadan kalktıktan sonra kablonun kendi kendine sönmesi gerekiyor. Alevi iletmemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra halojen free diye geçen bir kavram var. Bu aslında yanan kablonun insan sağlığına zararlı bir gaz üretmemesi anlamına geliyor. Az önce saydığımız karbon monoksit ve hidroklorik gaz gibi. Bunun yanı sıra olası bir yangında belli sürede çalışması gereken sistemler var. İşte sirenler gibi, dışarıya bilgi veren cihazlar gibi, paneller gibi. Bunlara karşı da yangına karşı en az 60 dakika dayanım süresinin olması gerekiyor. Bu da kablonun yangına dayanıklılık özelliğini ifade ediyor. Oluşan kablo yangınında duman yoğunluğunun düşük seviyede olması gerekiyor. Yani bu özellik yangın mahallenin boşaltılması ve söndürme çalışmalarının yapılabilmesi açısından da oldukça önemli bir özellik. Bu da düşük duman yoğunluğu anlamına geliyor kablolarda. Ve bizim bu tanımlamalara ve kullanacağımız kabloların bu tanımlara uygun olmasına dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Ki burada zaten şunu görebiliyoruz kablolarla ilgili yangına dayanım ve kablo özelliklerine bakacak olursak. Eğer sadece kullanacağımız hatta dedektör buton varsa, halojen free her şekilde olmak zorunda, alev geciktirici de yine her şekilde olmak zorunda ama yangına dayanıklı olmayabilir kablo. Bunu yönetmelik bize söylüyor. Ama bunun dışında kullanacağımız bütün cihazlarda, bütün sistemlerde kablolarımızın halojen free olması gerekiyor. Yani zehirli bir gaz üretmemesi gerekiyor. Yangına en az 60 dakika dayanıklı olması gerekiyor. Ve alev geciktirici özellikte olması gerekiyor. Yani alevi iletmemesi gerekiyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar farklı bir konuda görüşmek üzere.